Biraz geniş çalışıyorlar. Biraz geri gelelim, bakalım uzlaştık. Muhabirler önde dursun. Ya şöyle ortada gelin abi, geniş diyorsunuz. Tamam. Gelin, gelin abi. Bunu aman hesabım. Ben bizi 84 engelliyorum. Evet. Alt sıraya emekli olamadım. Bilmiyorum hükümetten mi oldu, benden mi oldu bilmiyorum. Senden değildir. Teşekkür ederim. Sessiz de yapanlar çok seviyorum. Öyle mi? Yavaş. Tamam. Ya şimdi kalabalığız için. Ya, ya. Japonları işte getireceğim. Buyurun. Buyurun. Şöyle ikram edelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. 1500'lü yılların giyimi son derinden kumaş. Buradan Avrupa'ya gönderiliyor o derece. Yani bu bölgede çok yapılıyor. Yeniden Sofya'nın kumaşı yeniden yapıp üretiyorlar. Evet, unutulan. Bir görelim, görelim baba. Hoş geldiniz, sağ olun, geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle kumaştan dokuyoruz, bak boyalı. Daha güzel. Hocamız var, Niyet Kürenli. Tasarımı o. Biz dokuyucu, arkadaş dokuyoruz. Filarlar, şamlar dokuyoruz böyle. Bak şalımız da şurada. Gidersen. Bak bu ipi. Ve ipeyi de siz mi dokuyorsunuz? Biz dokuyoruz. Siz ocağı. Ama tasarımız hocamız, bak hocamız burada. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba hocam. Resim öğretmenim, tasarım. Vallahi iyi, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yine uyandık, dokurken içine yerleştirdik. Yeni bir doku yaptık. Güzel. Çok rengi mesela bu biraz pembemsi bir rengi var. Pembe dokuyabiliyoruz ipliklerimizi. Evet, evet. Şeyi nereden alıyorsunuz ipliği? İşte o biraz problem, biz Bursa'dan alıyoruz veya Denizli'den getiriyoruz. Bursa, ama Denizli. Çok pahalı, yurt dışından ihraç edildiği için. Çin'den geliyor ipek, çok pahalı. Dolarla satılıyor. Biz şimdi Nalan'da bazı belediye başkanımız olsun, diğer sivil toplum temsilcilerimiz, kooperatifler ipeği Nalan'da yetiştirmek için tekrar projeler başlatıldı. Şimdi onların tanıtımlarını yapıyoruz. İnşallah kendi ipeğimizi kendimiz üretirsek, bir de küçücük bir iplik eğilme veya şey fabrikası olursa bizim Nalan ipekte bir numara olabilir. Uğraşıyoruz. Modelleri, kadınlar kendileri mi yapıyorlar? Eşim, genelde tasarımlarını eşim yapıyor. Hmm, ama güzel. Bayanlardan yapanlar da oluyor yani. Eşinizin özel bir eğitimi var mı yoksa ya bu konuda? Ben yoksa hani geleneksel olarak? Valla Antalya başkanım, bütün aşağı yukarı kadınlar şeyini yapabiliyor. Yani evet, kendileri. Hatta evet. Antalya'da bir espri yapmıştım. Bir sizin gibi beyefendi sormuştu. Hangi enstitüsü mezunu diye. Ben de dedim, ot bir ilk öğretim mezunu. Eşim. Ne güzel. Güzel. Yani ilkokul mezunu da tabii bir yetenek. Bu yetenek tabii. Bu yeteneğe sahip olmak farklı bir şey. Yani. Asıl Nallah'ınız. O yeteneği tabii geliştirmek lazım bu açıdan. Nallah'ınızı. Siyah kırmızı olur. Mesela sen kartını ver, gönder. Sağ ol. Hemen bir mesaj atarsanız. Bırakmayın, Serap bırakmayın. Tarih köyümüz var. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşırız. Buğday eleme makinesi Sayın Başkanımıza arz ettik. Tüm ilçelerimizde var, Nallıhan'da yok. Binanız var mı? Binanız var. Yerimiz falan var. Tamam, göndereyim ben. Ben gönderdim. Yok, teşekkür ederiz. Yeter ki ekin. Aldık, Allah razı olsun. Yeter ki üresin. Genel başkanımız, biz çobanlıkla uğraşıyoruz. Et balık kurumu bizi mahvetti. Yani sürekli 100 bin, 50 bin hayvan kesiliyor. Şu anda geçen hayvan pazarında 850'ye boyun satılamıyor şu anda. Bitti. Yani 850'ye boyun satılmıyor. Et balık kurumu kesiyor. E bu ne olacak yani? Bir sene, iki sene, üç sene, yarın kuzu, kurbanlar, bu hep üretici bu abiler. 44-45'e verdiği kuzu 38 liraya şu anda saç olmuş. Yani kuzu işi de bitti başkanım.
450 keçisi var. Dün adamın bana 1000 liraya al götür diyor ya. Bir keçi 4 yıl dolu başka mı? Yani artık... Biraz sabredeceksiniz. Ya yani şu anda... Ya, İyiydi, çok iyiydi ama gelin, son 3-4 yıldır mahvolduk başkanım. Yani çoban haftanlar kaçıyor şu anda. Adam malını satıyor diyor. Yapacak durumu yok. Kredi borcu var ziraat mangasına. Hayvanını satacak. Şimdi herkes satılık edince ne oluyor başkanım? 2 milyarlık hayvan 850'ye düştü. Şu anda yani milyonlarca hayvan satılıyor. Büyük sıkıntı. Yani, burada yani, aynı sıkıntı var ama biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Başka işimiz yok bizim Allah'ında. Evet, evet. Başkanım biliyor yani. Beypazarı'nın Allah'ı hele dün Beypazarı korktu başkanım hayvan pazarı. Yani 850 koyunu Allah'ım iki cambaza yalvarıyoruz ya. Böyle giderse de yanmayacağız. İşe girersek ne olacak? Herkesi işe alamazsınız başkanım. Alamazsın tabii. Ben bunu yılların çobanıyım Allah'ım. Tamam. Ama yok. Ben de bırakacağım. Yani yapılacak durum çok sıkıntılı. Hayvancılığa çok önem vermemiz gerekiyor. Bitiyoruz başkanım. Gıdada da yani, yeminde falan. Yani yem sıkıntı değil. Bayramımız çok iyi bu sene. Allah'ım eğer çoban bulalım. Bir çuval yenmeden Dallan ve Beypazarı ovalarda şöyle ot var başkanım. Yem ihtiyacımız yok bizim. Burada bize kolay. Destek hayvanı lazım genel başkanım. Yani üretim yapacağız. Ziraat mangasından belli bölümler kredi kullanılıyor. Şimdi sen bana vermiyor. 3 tane ev getir diyor bana 100 milyara. Ben nasıl yapayım? Yani bunlar çok önemli başkanım. Tamam. Üstüne düşelim. Tamam. Çünkü seneye bulamayacağız. Yok hayvanımız yok. İngilizce. İngiliz dili ve edebiyatı hocası olacak. Evet. Biraz önce çok kapıyı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkanıza dikkat edin. İnşallah fotoğraf mı? Tamam. Sen geç abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Siz iyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yalnız mı çalışıyorsunuz yoksa? Arkadaşım var. İki kişisiniz. Merhaba. Sen yardımcısın galiba. Evet, şimdi yardım etmeye cumartesi geldim. Tamam. Ne kadar süredi? Bir ay kızımız oldu. Bir ay oldu. Okulunu bitirdi, öğrenciydi. Güzel, güzel. Nereyi bitirdi? Felsefe mezunu. Felsefe mezunu. Evet. Çok güzel. Ücretli öğretmen için başvuru yaptım. Başvuru yaptım. Çok güzel bir bölüm ama. Herkesin mutlaka felsefe okuması lazım. Evet. Evet. Şu tarafa başlayalım. Şöyle geldim. Şöyle buraya bakarsanız. Ya kızım sen de şöyle gel. Gel hocam. Tamam. Felsefeci. Yalnız çalışıyorum. 50 yıldır bu dükkandayım. Evet. Daha öncesi Türk Aparış makinesiyle örgü örüyordum. Evet. Daha sonrası talebe göre tamirata başladım. Buyurun oturun bir şeyler ikram edelim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. O güzel gözlemeleri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Güzel. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 6 yıl oldu. Bunlar torunlar. Torunlar maşallah var torunlar. Krallar gibiler. Evet. Sizler de iyisiniz. İyiyiz iyiyiz vallahi. Benim de torunlar var öyle. Torun çok güzel. Evet. Allah torunların için etmesin. Çalışıyoruz. Evet, evet. Nasıl işler? Ne yapacağız? Çok şükür. Şükür. Abi iyi miyim? Çıkar oğlum. Yani bilinçli yapılmış bir şey değil hocam. Bunu bilmenizi isterim. Yok yok ne olacak yani. Sizin şikayetiniz farklı. Bu geçiyor. Bizim bu şikayetleri gider var. Giderme görevimiz var. Yani. Öyle var mı iyi misiniz? Makarna yapacağız. Ya, makarna. Evet. Güzel. Bu bir işte. Öyle mi? Yeni olmuş. Nedir bu özelliği? Evet.
Hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyi, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Ne kadar güzel. Lambalar, kandiller de var herhalde. Evet. Güzel. Benim de güzel bir kandil koleksiyonum var. Öyle mi? Evet, Sayın Bahçeli göndermişti. Masamın üzerinde dolu kandil var. Bazı gazeteciler istediler. Onların bir kısmını gazeteci arkadaşlara gönderdim. Aydınlatma açısından çok güzel, çok şık bir dükkan. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok, alıyorum. Alıp satıyorsunuz. Evet. Talep en çok hangisi? Talep en çok hangisi? Valla en ucuzuna gidiyor. En ucuzuna gidiyor. Evet. Ucuzuna ne gidiyor. Yapsın tabii. İnsanlar yapsın. Kendi öyle. Ekonomisine öyle. Göre. Kaç yıllık? Sonuçta bu dükkan? Zevk işi çok ihtiyaç öyle. Olmadığı öyle. İçin. Bütün lambaları yakamıyorsunuz. Yakamıyoruz maalesef. Elektrik var. Biz fark ediyoruz. İnşallah düzelir. Kaç yıllık dükkan? 20 senelik var. 20 senelik. Bir dükkan değiştirdik. Başka bir yerdeydik. Buraya geldik. 23-24 senelik hatta. Efendim hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayıcım gel, bekle, dur. Efendim cümleten hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah. 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 Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.